Zafer'le aranızdaki inatlaşma boyut atladı artık. Bu kadarı çok fazla Onur. Çok fazla. Baba, ben sırf bir inat için evlenir miyim? Hanginizin ne alt ettiğini bilmiyorum artık. Ya bu kız daha dün Zafer'e evet demişti, bugün sana. Zaten belli ki servet avcısı. Bu kadar basit bir matematiği göremiyor musun sen? Zafer severken bir sürü artısını görüyordun kızım. Onur, mesele bu değil. Ben bunu düşünmedim mi zannediyorsun baba? Ha? Muhakemesini yapmadım mı sanıyorsun? Aldığım cevaplar beni tatmin etmese elinden tutup karşınıza getirir miydim sanıyorsun? Daha geçen hafta insanın defosuna değil kumaşına bakacaksın diye sen söyledin. Ne olursa olsun getirmemeliydin. Bu iş olmaz Onur. Bunun konuşulacak bir tarafı yok. Ben aşığım baba. Bana buradan dönüş yok artık. Ya kardeşini hiç mi düşünmüyorsun ha? Hiç mi düşünmüyorsun? Ne alakası var kardeşini düşünmemekle? Orada gerçek bir aşk olsaydı biz olmazdık. Ama Zafer'i tanıyorsun. Onun için bir şey ancak kaybettiğinde ya da ulaşamadığında kıymetli. Ama şu yaşadığım... onu şımarıklığından dolayı vazgeçebileceğim bir şey değil baba. Sevgisinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü bir saniye düşünmeden kendisini yaktı benim için. Bütün emeğine çöpe atmaya razı oldu. Zafer'i, beni, adımızı kurtarmak için senin bile yapmadığın fedakarlıklar yaptı. Çalamadığın kapıları çaldı. Hem de tek kurtuluşu olduğunu düşündüğü projesinden vazgeçmek pahasına yaptı bunları. Bir dakika, bir dakika. Ne demek o? Zeynep'e yardım eden yatırımcı. Aslında Figen Kileci baba. Baba bak korkutma. Arif'i falan arayayım mı? Hı? Öldürün beni ya. Kafama bir kurşun sıkın. Baba. Uğraşmayın böyle tek tek. Kadın benimle alay etmek için aramış beni ya. Kim? Figen Kileci seni mi aradı? Geçmiş olsun dedi bana. Salaklığımla ne eğlendirmiştir ama. Oğlum arkamdan iş çevirmiş, dünyadan haberim yok. Onur, o kızın seni kullanmasına nasıl izin verirsin? Baba kız bana başından beri dürüsttü. Ayrıca kullandı da ne yaptı? Ha? Zafer'i kurtarmak istedi. Zafer ölse miydi? Ergun hapishanede öldükten sonra Zafer güvende miydi orada sanıyorsun? Ayrıca bildiğim kadarıyla Figen Kileci'nin bizimle doğrudan bir sorunu yok. Var mı? Düşmandan dost olmaz. Bunu bil yeter. Zeynep'in kara kaşına mı yardım ediyor sanıyorsun? Hem nereden buldu o kızı? Belki de aramıza o kızı o soktu. Belki de bu aplikasyon işi de hikaye. Belki onun bile değil o iş. Baba ben salak değilim. Ben yapmam gerektiğine inandığım şeyi yaptım. O kadar. Gördüğün gibi ben salak pozisyonundayım şu an. Onur, daha fazla konuşmayalım oğlum. Sen bir git, ben de bir sakinleyeyim. Ha, ben gerekli araştırmaları yapana kadar sakın bir delilik daha yapma, olur mu? Bir hafta sonraya gün aldım. Ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Ha? Bize kafa mı tutuyorsun ha? Kafa mı tutuyorsun? Asla. Bir hafta Zeynep'i araştırman için yeterli bir süre baba. Eğer başından beri Kilecilerin adamı olduğuna dair ufak bir delil bile bulursan dediğini yaparım. Zafer'e sorun işin aslını dedi ya anne. Zafer de bile bile buna evlenme teklif ettiğine göre başka bir hesabı vardı demek ki. Kızım benim çocuğum narkozdan çıkar çıkmaz bu kızın adını sayıkladı. İlk söylediği söz Zeynep oldu. Sadece ben oğlumun hatırına bunu kabul ettim, davet ettim eve.
Ben aklımı oynatacağım. Ya böyle bir şey nasıl olur? Benim evimde, benim masamda Onur'un elini tutmuş sandalyede oturuyor. Bu ne hadsizlik? Pespayeliğinin bu kadar olmaz artık. Bu kadar olmaz. Ne yapacağız? Zafer, Zafer buna nasıl katlanacak? Katil olacak. Katil olacak benim. Yok artık anne ya. Abartma istersen. Katil olacak. Onur. Hani ben unutsam da kardeş olduğunuzu sen hiç aklından çıkarmıyordun. Ne oldu? Beni doğru düzgün dinleyip adil olmayacağını biliyorum. O yüzden seninle hiç uğraşmayacağım. Sen hangi adaletten bahsediyorsun hala? Oğlumun iyileşmesini bile bekleyemedin sen. Zeynep onu kurtardı. Siz Zeynep'i affettiniz. Yeniden saçma sapan bir beklentiye girmesine izin mi verseydin? Nasıl yani? Sen Zafer'in Zeynep'i sevdiğini, vazgeçmediğini bile bile mi yaptın bunu? Son yaşadıklarımızdan sonra Zafer birini sevebiliyor mu onu bile bilmiyorum harika. Bunca olaydan sonra gerçekten üstten üstten şu konuşman var ya pes diyorum. Pes. Daha önce de söylediğim gibi bu Zafer'le benim aramdaki bir mesele. O yüzden bırak biz halledelim. Oğlumun acı çekmesine daha ne kadar katlanabilirim bir anne olarak? Bu kavgayı ben başlatmadım. Ama geri adım atmaya hiç niyetim yok. Duydun değil mi? Duydun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.